Merhaba arkadaşlar, Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kimco'nun Agility 16 Plus 150 cc bunun varyatörünü sökeceğiz arkadaşlar. Hem varyatörde ne var ne yok ona bakacağız, hem de bir yağ kaçağı görmüş arkadaş, ona bakacağız. Motorumuz Kimco Agility 16 Plus modeli 150 cc ön arka dikstren. Varyatörümüz şu şekilde. Motorun etrafını bir şöyle dolaştırıp bana geri gelelim. ABS de var bu motorumuzda. Bunlar da varyatör şu şekilde. Şu varyatör koruyucu kapağımızın şu şekilde civataları var. Bundan birkaçını ben sökmüştüm. En son hani dedim sizle beraber görmüş olursunuz diye arkadaşlar. Şuna gerek yok. Şu ikisi alt sehpanın vuruntusunu alıyor şu ikisi. Öyle bir durum var. Şurada bir defa söküyoruz arkadaşlar, bilginiz olsun. Ben daha önce 250'ini falan söktüm. Ayaklık bak, şöyle basıyoruz, şöyle açıyoruz. Çok güzel yapmış. Evet, bir civata da şuradan koymuş. Şöyle bir gizli civatası var arkadaşlar. En son kapağı şuradan sökmek için. Bunu da mahzal yardımıyla şuradan gireceğiz. Karşıda bir nokta atışı yapacağız civataya. Şimdi varyatörler genelde reversal bilgi veriyoruz ama sökme şekilleri hepsinin farklı olabiliyor. Civatalarının yerleri farklı olabiliyor. Bir Honda, Yamaha farklı olabiliyor. Bunda da orada bir bilgi arasında bunu da bulduk. Şimdi bakacağız çıkacak mı? Her zaman olduğu gibi arkadaşlar şöyle fazla basmadan. Burada bir contamız var. Contaya dikkat edeceğiz. Gevşetmemiz gerekebilir. Orada bir bomba elde edeceğiz. Kasıntı almak için. Esneklik vermiş oluyoruz. Fazla zorlarsak buradaki plastikleri kırarız. Onun için acele etmeden. Mesela ben bu motoru ilk defa söküyorum. Yani yaklaşım tarzı çok önemli arkadaşlar. Motoru bak, burada esneklik verdirdik bak buraya. Esnekliği verdirdiğimiz zaman gördünüz mü? Rahatlıkla çıktı. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Yani bir işi illa o motordan söküp sökmemeniz önemli değil. Neyin nerede olduğunu tahmin etmemiz gerekiyor. Bu kapak çıkmıyor. Şu vidaları sökmemiş olsak başına ne gelir arkadaşlar? Şu kırılır, şu kırılır. Bak bunlar sökülüyor, buraya esniyor. İlla burayı sökmemize gerek yok. Şimdi bu contamız çıkmıştı. Bunu geri yerine takarız. Varyatörleri hep beraber görelim ne kullanılmış, nasıl bir varyatör kullanılmış. Bir de yağ kaçağı
varmıştı motorumuzda. Şanzıman keçesi değişecek muhtemelen. Ona bakacağız. Eğer belki de hiçbir şey yok. Ama kayış kırılmak üzere olmuş. Şöyle bir bakalım kayışa bak. Kayışımız bak görüyorsun. Ne hale gelmiş. Ya bu motorların da en büyük sorunu arkadaşlar yedek parçalar uyumsuz oluyor. Kendi özgün parçaları olmazsa motorlar randıman vermiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Valetörlerimiz şundan bayağı bir şey yapmış. Onları bir fotoğraf getireyim. Varyatör 17 ile sökülüyor. Önce arka varyatörden başlayalım. Böyle bir zorlamışlar ki makinayla. Zorlamışlar. Varyatörün arkasında 2-3 tane farklı şeyler konmuş. Orijinal değil mi? Onlara bakalım. Şu ona konmuş, ona konmuş, ona konmuş. Arka varyatör niye çıkmadı? Bunları çok sıkmaya gerek yok. Çok sıkınca içerideki bilyalar sıkıntı görüyor. Döküldü. Şimdi arkadaşlar varyatörleri şöyle bakıyoruz. Daha önce bir sökülmüş. Burada sorunumuz şu takip kayışıyla alakalı. Şöyle bakıyoruz kayışa. Kayış kırılmak üzere olmuş arkadaşlar. Arkadaş tam zamanında gelmiş. Kimco'nun kendi kayışı bak. Kimco 23.100 CDO bando demiş. Ama kayışa şöyle baktığımız zaman kayış kırılmış, çatlamış yani. Öyle bir durum var. Burada da şurada o keçe vermişti arkadaş. Şuranın keçesiydi herhalde. Kran keçesi. O keçeyi biz nereye koyduk? Şurada poşetin üstünde miydi? Şöyle bir keçemiz var. Şu keçe değişecek muhtemelen ama keçe yerine tam oturmamış bak. Görüyor musun? Bir tarafı içe girmiş, bir tarafı dışarıda kalmış. İnşallah bu keçe oranın keçesidir. Şimdi bırak keçeler önemli arkadaşlar. Çok sıkma yaptığı zaman fazla basınçlarda yağı dışarı verdirir. Şimdi bu oranın keçesi. Ona bir bakalım. Ona göre o keçeyi yerinden çıkaracağız. Şöyle baktığımız zaman muhtemelen buranın mı değil mi? Bu da buraya büyük geliyor. Buranın değil bak. Görüyor musun? Buraya büyük geliyor. Şuranın mı? Desek. Evet. Bu şanzımanın keçesi. Şanzımanın keçesi ama buradan şanzımandan yağ atmış mı atmamış mı? Şanzıman keçesi de mi farklı takılmış acaba? 28 şanzıman keçesi bu. Şuranın keçesi bak. Biliyor musun? Yalnız sen bu motorda bir yağ atma var demiştin, doğru mu? Evet. Bunda yağ atma olayı ne biliyor musun aslında? Buralarda keçelerde falan bir sıkıntı yok. Ama şu milde bir balans var. Şöyle bakacak olursak bak. Bak bak. Mil nasıl çalkalıyor bak, görüyor musun? Bak bak. Şu keçenin etrafından atmış olabilir şuradan. Ona bir bakacağız. Bir de filtreye yağ vermiş. Bu çok önemli. Buradaki asıl konuyu çözmemiz lazım. Şimdi yani ezbere iş yapmamak için filtrenin içinde yağ var mı? Ona bir bakacağız. Belki filtrede yağ var. Filtreye yağ basıyor olabilir. Filtreye niye yağ basar arkadaşlar? Toplama hatası olabilir. Yağ toplası basıncı düşmüş olabilir. Veya aşırı yağı filtreye verebilir. Onları da buradan göreceğiz şimdi. İyi yokmuş, oradan kurtardık. Evet, şimdi geliyoruz bak. Gel. Şimdi Grant'tan keçelerden kaçırıyor diye gelmiştin ya mesela. Evet. Şimdi aslında Grant'tan keçelerden yağ gelmemiş buraya aslında. Düşünecek olursak. Bu yağ nereden gelmiş? Onu tespit etmeye çalış. Şu var ya bak. Şurada tapamız var. Bu tapadan şöyle atıyor şu dibe. Attıkça aşağı aşağı gelir. Bak buralardan gelmiş yağ. Görüyorsun. Şu kısımdan gelmiş. Yani filtreye geri tepme olur. Bunu çözeceğiz.
Normalde bak şu ön taraftan da kaç atıyor. Öyle olsa kayışa mayışa yağ gelir. Şuradan bakalım. Şu bir daha bak şuraya. Bir daha tam sıkıntı hiç önemli değil. Filtre değişik, ilginç bir filtresi var. Tertemiz filtre ama şöyle bir durum var bak. Filtresi yeni değişmişti zaten usta. Filtre yeni de yağ filtreye gelmemiş ama ya nasıl bir yerden niye gelmiş, nereye gelmiş, onu bulmamız lazım. Şimdi bak bu yağı nerelerden çıkacak bak. Bazı farklı tahminlerim var. Nerelerden çıkacak? Arıza. Bizim arızamız şu arkadaşlar. Şu yağ olduğu gibi varyatörün kapağının etrafına geliyordu değil mi? Şu kısma. Şu kısma geliyordu. Evet usta. Şu kısım yağ içinde evet. Kalıyordu. Şimdi bunu çözeceğiz. Bu kısım yağ içinde niye kalır? Şimdi haliyle arkadaş motorla ilgili bir işlemler yaptırmış. Krank keçelerinden şüphelenmiş. Krank keçelerimiz burada. Ha, şu keçe tam oturmamış. Onu şimdi oturtacağım ben. Tarafa oturmamış. O ayrı. Şu yeni almış olduğu keçe şanzımanın keçesi. Aslında onda da bir sıkıntı yok. Şu şanzımanın keçesi. Ama bu yağ nereden geldi? Şimdi bu yağ olduğu halde şimdi motor yağı diye düşünüyoruz. Bu sefer motorda yağ eksiltme yok. Öyle de bir durum var. O zaman olay nereye geliyor arkadaşlar? Şanzıman yağını. Şanzıman yağı arka tekerin orada diferansiyel basınç yaptığı zaman filtreye geçen bir hortumu olacak. O hortum yağı filtreye basar bak. Gel. Olay şuradan çözülecek şimdi bak. Şurada bir hortumumuz var bak görüyor musun? Şanzıman içinde döndüğü zaman içindeki yağ veya şanzımanın içine su girdiği zaman yağ fazlalık gösterir. Fazla yağı da buradan filtreye dökmüş. Şimdi konuyu nokta atışı yapıyoruz. 12'den vuruyoruz. Nasıl vuruyoruz? Bak şurası. Şu delik. O deliği nasıl gösterelim? Bir saniye. Şurası bak. Gördün mü deliği? Yağı buradan vermiş bak. Şimdi motordan vermiş olsa filtreden gelir. Şu filtremiz yağ içinde kalır. Filtrede en ufak bir yağ yok. Evet. Demek ki yağı motordan vermemiş. Kranktan vermiş olsa ön keçe yağ içinde olur. Şanzıman keçesi bozuk olsa şura yağ içinde olur. Şuralardan da yok. O zaman bu yağ nereden geldi? Hemen onu araştırmasını yaptığımız zaman şurada bir deliğimiz var. Bak şurada deliklerden göster. Şu delik. Görüyor musun? Bu delik nereye bağlı? Şanzımana bağlı. Şimdi şanzımanın yağsını alacağız. Seviyesine bakacağız. Bir de bu şanzımanlara 80-90 yağ kullanıyorum ben. İşte buralara ince yağ kullananlar var, iş güzellik yapanlar var, motora kullanılan yağı buralara kullananlar var. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? Şanzımandaki yağ her yere gelebiliyor. Şimdi biz şanzıman yağından şüphelendiğimiz için altına bir kap getireyim ben. Duralım videomuzu şunu kesiz. Şimdi şanzımandaki yağı niye filtreye verir? Şanzımanlara fazla yağ koymamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi böyle de bir durum var. Şimdi yağ metre yağ basan var. Şimdi burada bütün motorlarda yazar var. Bunda ne yazıyor? Oil 0.18. Bu ne demek? 180 mililitre arkadaşlar. Yani 200 gram bile değil. Yani 180 mililitre ama bunun içinde 10-20 gram falan kalır. 160-170 koymak lazım. Çok fazla koyduğumuz zaman, hızlı gittiğimiz zaman deparlarda çırpıyor arkadaşlar. Bu şanzımanın buharını şu hortumdan filtreye vermiş yani. Şimdi bakacağız ne kadar yağ çıkacak. Açıyoruz. Bunu mecbur değiştirmek zorundayız. Bakacağız çünkü yağ temiz de olabilir. Ama çıkan yağı ölçmek için almak zorundayız arkadaşlar. Yağ tertemiz. Fakat ne kadar çıktığını ölçmemiz lazım. Yani çünkü şanzıman da yağı yukarı vermiş. Şimdi bu durum şunu da gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu PCX'lerde veya diğer motorlarda o hortum buraya takılıyor ama filtreye yağ verecek şekilde takılmıyor. Dışarıya atacak şekilde takılıyor. Belki de burada öyle bir tasarım hatası da olabilir. O hortumun ucunu şöyle aşağıya bir yere salabiliriz. Yamahalarda falan da o şekilde. Bir en ufak bir buhar vesaire olduğunda yağı boşa atıyor yani. Ama oradan da su girmemesi lazım. Onu niye o şekilde yapmışlar? Muhtemelen bak bunda da niye öyle yapmış? Kimco çünkü uyanık, başarılı bir motor yaptığı için iyi düşünmek lazım. Mesela filtreye vermiyor. Bak filtrenin kutusu ayrı. Bak filtrenin kutusu ayrı.
çünkü buraya takıldı. Kilitliye veremiyor. Kilitliye buraya taktık. Kilitliye veremiyor. O zaman şu boşluğa verdiğine göre arkadaşlar, bu boşluktan da şurada tahliyesi var bak. Tahliyeden atmak zorunda. Şunu yapabiliriz. Şuraya bir hortum yapıp şöyle aşağıya verebiliriz hortumun ucunu. Yani buraya verse bile kapağı sıçradığı için bir anda şaşırıyoruz tabii, başka yerden mi kaçırıyor diye. Yani şu an buradaki asıl mesele şudur arkadaşlar. Bu iş için motor indirip krankı sökmeye çalışmaya kalkan arkadaşlar da olabilir. Korkudan. Yani motorda bir sıkıntı mı var, krankı bozuk falan diye. Yani bu korkuları yenmiş olduk. Şu an korkacak bir şey yok. Motorumuz gerçekten başardı. Çıkan yağın kaç mililitre olduğunu ölçeceğiz. Ona göre tekrar yağsını koyacağız. Buraları temizleyeceğiz, takacağız. Yani şu an biz bir arıza tespiti ve analizi yapmış olduk arkadaşlar aslında. Çünkü motor ilk defa bize gelmişti. Ben takipçime dediğim şuydu, yani varyatör kısmını sökmeden hiçbir şey göremeyiz. Yani otomatik motorlarda da böyle bir durum var arkadaşlar. Gramlar mı kaçırıyor, şanzımandan mı kaçırıyor? Bunu tespit etmek için şu kısmı sökmemiz gerekiyordu. Bir de aynı zamanda zaten varyatör bakımı yapılacaktı. Bir de iyi ki sökmüşüz. Niye sökmüşüz arkadaşlar? Bak. Yani nerede kırılacağı belli değil. Allah göstermesin, 100-120 ile gidiyor, pat diye asfaltın ortasında bırakır yani. Böyle de bir durum varmıştı. Burayı da iyi ki sökmüşüz. Şimdi bu varyatörü de dağıtacağız. Detaylı bir varyatör bakımı yapacağız. Patik ağırlıklarına bakalım. Gel şöyle. Ne kullanılmış, neler kullanılmış. Honda fiziği gibi bir şey yapmış ya. Bildiğin Çin malı 150 GY6'larla aynı sistemi kullanmış. Şimdi o kendi tasarımını koymuş ama tahrik setleri normal spesiyle, alfayla aynı malzeme. Yani tahrik ağırlıkları Honda'dan, spesiden, alfadan uyarlanabilir. Şu baskımız GY6'larla aynı, fiziğiyle aynı sistemi kullanmış ama yatak küçük. Bunlar zaten standart arkadaşlar. HZG diye bir şey kullanmış. Honda'da sıkıntı yok. Arka debriyajı 38 somunla söküp parçalayacağız şu debriyajımızı. Bunun ne kullanmış? Evet. Bu da basit. Bunu da sökeceğiz, temizleyeceğiz, zımparalayacağız, takacağız. Şimdilik videomuza bir ara veriyoruz. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Belki videonun devamını atarım, atamam, atamazsam da kendinize iyi bakın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kimco Agility Plus 150 bakımı bitti. Yani bakım derken arkadaşlar arıza tespiti yaptık. Motorda bir yağ kaçırma vardı. Arkadaşımız bir iki yetkili servislerle görüşmüş, halledememiş, biz hallettik. Bunda da aynı. Buradaki asıl konu arıza şuydu arkadaşlar. Diferansiyele konulan fazla yağ, motora konulan fazla yağ motorlarımıza zarar veriyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Motorumuzu şu an yaptık. Kayışını da değiştirdik. Motorumuz sahada ne diyecek diye bir şöyle bir kısa bir test yapabiliriz. Biraz öksüz kaldı arkadaşlar. Kimsesiz çocuklar gibi. Aslında güzel bir motorlar. Sadık motordur. Ama belli bir kilometrede değişmesi gereken parçalar, yapılması gereken işlemler yapılmadığı için motorlarımız çoğu atölyelerde veya sağda solda yatan hasta oluyor arkadaşlar. Mesela siz niye bize geldiniz ki yetkili servis dururken? Serviste de parçası yok. Yani servisi aradım. Servis bana 10-15 gün önce gelir dedi parçası. Parça derken biz şu an hiçbir parça takmadık ki. Yani bir de o var ya. Bir eski modellerin parçalarını elimizde tutmuyoruz dedi. Servisin dediği bu. Yani normalde hava filtresini bile değiştirsek 10-15 gün bekleyeceğiz demek ki. Ondan işte kuryelerin işine gelmiyor, doğru mu? Doğrudur. Çünkü günlük çalıştığı için. Ya bir de şöyle bir durum var. Motorun arızasını tespit etmeden parça olayı da yanlış. Önce arızayı tespit ediyoruz. Yani bu motorda arıza belliydi. Herhangi bir, yani belki bunda motor indirme aşamasına kadar gidebiliriz ama bu aşamayı bile yok ettik yani. Evet arkadaşlar, videolarımızı seyretmeyi unutmayalım.
Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.